Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Bu hafta biliyorsunuz ki tans soru çözümü yapacağız beraber online dersimizde. Ama online dersi yapmadan önce ben istedim ki bizim anahtar kelimelerimizi biz şöyle bir gözden geçirelim. Tans soru çözümümüze birazcık destek olsun istedim. Yani neler var, neler göreceğiz, hangi yapıları görünce, hangi tansa gideceğiz bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için bir onları görelim istedim. Önden bu videoyu sizin için kanala yükleyeceğim. YouTube kanalına bu videoyu izleyip daha sonra tans soru çözüm videosunu izlemenizi tavsiye ederim. O zaman hemen başlayalım, vakit kaybetmeyin. Arkadaşlar simple present tense'i biliyorsunuz zaten düzenli gerçekleşen olaylar için ya da alışkanlıklarımızdan bahsederken kullandığımız bir tensimizdi. Ya da nelerden bahsediyorduk? Tanımlama yapıyorduk, genelleme yapıyorduk, bilimsel bir gerçeklikten bahsediyorduk. Onun için burada bizim için aslında önemli olan bir yapının ne kadar tekrar ettiğini o zaman söyleyebilirim. Mesela işte her gün kahvaltımı yaparım derken her gün yapısı orada bizim için önemli. Onun için mesela bugün every day ya da every morning yapısı ya da bir bunlar bizim için ya da şurası. Yani haftada iki kez ya da yılda üç kez. Bu yapılar bizim bir olayı ne kadar sürede yani ne kadar sürede ne kadar sıklıkta gerçekleştirdiğimizi gösterdiği için bunlar bizim için simple present tense için önemli anahtar kelimeler. Başka nowadays ya da these days. Bugünlerde diye girebilirsiniz bir yapıya. Bir bilimsel bir şeyden bahsedebilirsiniz. Bulunan bir şeyden bahsedebilirsiniz. Ya da tüm zaman all the time ya da genellikle usually, generally, never bunları kullanabilirsiniz. Ya da başka ne söyleyebiliriz? Bizim sıklık zarflarımızı söyleyebiliriz. Peki neden? Biz bir işi hiç yapmam ya da genellikle yaparım derken kullandığımız için sıklık zarfları da bir işin ne sıklıkla yapılacağını gösterdiği için bunları kullanabiliriz. Yani always, rarely, seldom, occasionally ya da often. Siz bunları gördüğünüz zaman bir orada aslında simple present tense'e gidebilirsiniz. Bir bakın. Direkt doğru cevap budur demiyorum ama bir simple present tense'e yoğunlaşabilirsiniz. Bunun dışında bizim için çok önemli olan bir fiil var ki date back, trace back ve go back. Bu fiiller bizim için neden önemli? Bu fiiller bizim için nokta nokta tarihine dayanır anlamında. Nokta nokta tarihine dayanır anlamında ve bu fiillerimiz her zaman simple present tense kullanılır. Çeldirici olarak yani şöyle gelecek karşınıza sorularda. İşte sallıyorum Çin'deki kil tabletler 1960 1960 tarihine dayanır gibi aslında çevirisi olacak. Ama sen orada 1960'ı gördüğün için diyeceksin ki ha burası, burayı gördüm. Benim için burası direkt verb 2 diyeceksin. Ama yanlış olacak bizim için. Neden? Çünkü biz bu fiilleri gördüğümüz zaman direkt simple present tense'e gitmemiz gerekiyor. Bunun dışında atasözleri de bizim için aslında hep proverbs dediğimiz atasözleridir. Atasözleri her zaman present tense'e kullanılır. Belki karşınıza çıkabilir. Bunlar simple present tense'in anahtar kelimeleriydi. Şimdi gelelim bir de present continuous tense'in anahtar kelimelerine. Continuous tense de bizim için önemli olan bir your çevirisiydi. Your bizim için continuous tense'in anahtar continuous tense'in çevirisiydi. Your çevirisini bize her zaman be verb ing veriyordu. Sadece verb ing vermez, be verb ing your çevirisini verir. Continuous tense'de eylemimiz present continuous tense. Eylemimiz şu an gerçekleşiyor. Ben şimdi ders anlatıyorum. Siz şu an dinliyorsunuz. Bunların hepsi şu an gerçekleştiği için bizim için önemli olan şu an. Yani now, şimdi, presently, nowadays. Nowadays'i present tense ya da continuous tense'e görebilirsiniz. Artık burada çevirisine bakacaksınız. At present, at the moment. Bunlara dikkat edin, bu yapılara dikkat edin. Currently, right now. Aslında at zaten bizim için önemli bir prep. Çünkü bizim şöyle bir piramidimiz vardı. In, on, at yazıyorduk. Burası etti, burası ondu, burası indi. Zamansal ve mekansal olarak işliyorduk. Eti tam mekansal olarak da tam bir merkezi veriyordu. Zamansal olarak da tam o anı veriyordu.
O yüzden at verbine dikkat edebilirsiniz. At present, at the moment, these days ya da this week. Daha sonrasında şuradaki yapılar aslında bizim için çok önemli yapılar. Özellikle continuous tense için. Gradually, slowly, increasingly, day by day ya da more and more. Bu yapılar neden önemli? Şimdi bu yapılar aşamalı gerçekleşen bir eylemde aslında kullanılan yapılar. Mesela hava gittikçe soğuyor. Ya da gittikçe iyileşiyorum, gittikçe kötüleşiyorum. Hep bunları söylerken aşamalı bir şekilde olduğu için bu olaylar. Yani hava gitgide soğuyor dersen sen ya da günden güne soğuyor dersen bu yapılar aşamalı bir şekilde gerçekleştiği için bunları kullanabilirsin. Yani mesela bunun için şöyle bir şey diyebilir miyiz? The weather is getting colder day by day. Günden güne soğuyor. Hava günden güne soğuyor. Tamam. Day by day derken günden güne aşamalı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladım ve continuous tense'e söyledim. Hava şu an soğumuyor ama günden güne day by day sayesinde ne yaptık? Continuous tense'e kullandık. Sonra geldik nereye? Present perfect tense'e geldik. Hem present perfect tense için hem de present continuous tense için bizim anahtar kelimelerimiz aslında ortak. Sen since'i gördüğünde senin bir since kuralın vardı. Since'i gördüğün zaman since'in yanında verb 2 yani past bir ifade görmen gerekiyordu. Diğer tarafta da seni sürece götüren yani have has been verb ing ya da have has olması gerekiyordu. Have has verb 3 olması gerekiyordu. Yani ne demek istiyorum? Senin cümlende since'in yanında verb 2 ya da past bir ifade olacak. Diğer tarafta ne olması gerekiyor? Have, has, verb 3 gibi bir yapı ya da have, has, been, verb, ing olması gerekiyor. Have, has, been, verb, ing olması gerekiyor. Bu kural bizim için önemli çünkü test sorularında, tense sorularının test sorularında çok soru çözülür. Daha sonra for. En çok karşımıza çıkanlardan bu ikisi since ve for önemli. Since den beri anlamında, for'dır anlamında. Zaten aslında çocukluğumuzdan beri şu üçlüyü hep görürüz. Already, yet, just. Never, ever bunları da görebilirsiniz. Recent ya da recently son zamanlara kadar anlamında. Lately, until now ya da up to now. By now, so far şimdiye kadar anlamında. Up to now. Until now, by now, so far, şimdiye kadar anlamında stili gördüğünüz zaman olabilir. Daha sonrasında bir önemli yapı throughout boyunca anlamında bir yanına present gördüğünüz. Mesela tarih boyunca sen şuraya history getirdiğin zaman yanına history yazdığın zaman sorular hep karşımıza çıkacak. Throughout history yani tarih boyunca diye geldiği zaman diyeceksin ki he tamam. Ben burada perfect tense'e gitmeliyim. Ya da şu da önemli bir yapı. This is super yani bir tanım yapıyor. Yanında süperlatif bir ifade var. Yani işte bu gördüğüm en güzel kızdır şeklinde geldiyse it is ya da this is en güzel kızdır diye geldiyse aslında sen orada şimdiye kadar gördüğüm en güzel kız olduğunu söylüyorsun. Onun için biz de burada dikkat edebiliriz bu yapıya. Onun dışında bir de çok önemli bir şey var ki o da FIDO diye kısaltabilirsiniz şurasını. FIDO diye. Ne var? For, in, within, over, during. Bunlar tek başına süreç vermez. During de aslında tek başına süreç vermez. Hep böyle during boyunca anlamında hep böyle size süreç veriyor gibi gelebilir. Ama during tek başına bir süreç vermez. Sen bu yapılarının yanına, bu preplerinin yanına the last ya da the past'ı getirirsin. Sonrasında bir zaman yapısı. Yani atıyorum 2 weeks, 2 haftadır, 3 aydır, 4 yıldır sallıyorum. Yanlarına böyle bir ifade getirirsin ama the last ya da the past olmak zorunda. O zaman bu yapı seni sürece götürür. Mesela for the last 2 weeks. Son 2 haftadır.
Sen bunu dediğin zaman son 2 haftaya sen aslında bir süreci veriyorsun. Sürece atıf yapıyorsun. Bizim için önemli olan da zaten burada bu perfect tenslerimizde neydi bizim için önemli olan? Süreç yapılarıydı. Bunları tek başına gördüğümüz zaman sürece gitmeyiz. Bunların yanında the last ya da the past'ı görürsek ve yanlarında bir zaman ifadesiyle görürsek o zaman sürece gideriz. Bunlar da çok önemli bir yapı. Karşımıza hep çıkıyorlar testlerde. Sonra geldik biz neyimize? Past tenslerimize. Past tenslerimize zaten aslında eylem geçmişte olacak, bitecek hep bu şekilde söylüyoruz. Last'ın yanında last summer, geçen yaz ya da 2 years ago, 2 sene önce, dün gibi yapılar zaten bizi direkt geçmişe götürüyor. Geçmişte in the past, geçmişte görürseniz ancient people şeklinde çok karşınıza çıkacak. Ancient people. Eski, antik. Bunlardan bahsederken ancient'ı çok göreceksiniz. Ya da once. Once aslında zarf olarak bir zamanlar anlamında. Bir zamanlar olarak gördüğünüzde direkt sizi nereye götürecek? Verb 2'ye götürecek. Aslında geçmişle ilgili bir şey varsa, bu anahtar kelimeler varsa ilk gideceğim yer benim için verb 2. Bu yapıları gördüysem diğer past tenslerimi bir kenara bırakacağım. Diyeceğim ki hem benim önceliğim verb 2. Önce verb 2'ye gideceğim. Ya da belli bir şekilde tarih verdiyse. Ya da bakın buraya. In during 1970'ler demiş. Şimdi in ve during. Ben aslında şurada da ne yapmıştım? Burada da in vardı. Burada da during vardı. Ama bunların yanında the last ya da the past gibi bir ifade var. Beni sürece götüren onlar. Bunlar tek başlarına yani in ya da during bu şekilde tek başlarına süreç vermezler. Yanlarında the last ya da the past olması lazım sürece gidebilmem için. Ama in ya da during'i tek başına bir böyle zaman ifadesiyle gördüğünüz zaman bir işte 100 yıl verdiği zaman ya da 17. yüzyıl dediği zaman sallıyorum 1970'ler dediği zaman bunlar bizi sadece geçmişe götürür. Daha sonrasında between and ya da from and yapıları böyle tarihler arasında is verdiği için bana geçmişle ilgili bir şey söylediğini kabul edeceğim. Yani aslında geçmişe götürüyor ama aralarında hani bu yıllar arasında bana süreç mi veriyor demeyin. Olay geçmişte gerçekleşip bittiği için bu yıllar arasında bizi olay direkt geçmişe götürecek. Other day dediğim burada aslında other day bizim için geçen gün anlamında. Other day, other week, other month, geçen ay, geçen hafta, geçen gün hep bunlar bizi verb 2'ye götürecek. Şurada dikkat etmem gereken bir yapı daha. Antin recently. Benim recently yapım sadece recently yapım beni nereye götürüyordu? Perfectlere götürüyordu. Süreç tensine götürüyordu. Ama anti recently bizim için verb 2 yapısı. Bu yapıyı karıştırmayın. Bir şurayı karıştırmayın. Şuraya çok dikkat edin. Enduring 1970'lere. Şu yapıları süreç gibi görüyorsunuz. Çok dikkat edin. Direkt geçmişe götürüyor. Ve anti recently bizim için çok önemli. Direkt verb 2'ye götürüyor. Previous önceki dediği için zaten önceki anlamında olduğu için past tense'e götürüyor. Onun dışında first, earliest, earlier. Bunların hepsini gördüğünüz zaman ilk bir şeyden bahseder. İlk insandan bahseder, ilk kanıtlardan bahseder, ilk kazılardan bahseder. Bunları böyle YDS'de çok görürsünüz. Yok dilde de çok görürsünüz bu yapıları. İlk kazılardan, ilk insanlardan, ilk mağaralardan, ilk buluşlardan bahsettiği zaman hep bu yapılarla verir. Bunlar bizi past tense'e götürür. Initially ya da formally. Bunlar da başlangıçta ilk olarak anlamında olduğu için götürecek. In the middle age, orta çağda, işte paleolitik çağda, mezo çağında falan filan hep bu çağlar bizi past tense'lere götürecek. Bunun dışında float dediği sel, accident dediği kaza. Şimdi peki ben bunları buraya neden yazdım? Benim için burada önemli olan şu the bağlacı. The belirteci bağlacı diyorum. The belirteci. The bizim için aslında bir belirteç. Türkçe'de böyle bir belirteç yok. Şimdi ben bu belirteçten bahsediyorsam aslında benim için önemli olan şöyle bir şeydir. Bu daha önce olan bir sele ya da the accident dedim. Daha önce olan bir kazaya atıf yapıyorumdur burada.
Öyle olduğu için kaza şimdi mesela the accident was bad dediğim zaman oradaki mesela sana oradaki was'ı sordu. Şöyle yazalım. The accident was bad. Böyle bir şey sordu. Sana hatta şuradaki was'ı sordu, kaldırdı. Sen şu the'dan dolayı accident'ı gördün. Aslında dedin ki ha hiçbir şekilde burada bir anahtar kelime yok. Geçmişe götürecek bir şey yok. Dedim ki o zaman burası is. Ama buradaki accident belirteç olduğu için yani daha önce olmuş olan bir kazaya atıf yaptığı için sen orayı was'la kullanırsın. Bu yapıya dikkat edin. Sonra geldik past perfect tenslerimizin anahtar kelimelerine. Aslında çok böyle aman aman özel bir şeyi yok. Perfect tense'in, past perfect tense'in. Aslında past yapıları şurada gördüğümüzün hepsi aslında bizi geçmişe götürür. Ama bunları görmek için, bunları görmek bizi verb 2'ye götürdüğü için past tense'in adı altında yaşıyoruz. Bir de ekstradan past perfect tense için aslında şunu söyleyebiliriz. Until, by ya da up to. Şimdi yani bunlar e kadar anlamında olduğu için. Sen buraya bir past keyword yani sen buraya bir 2005 getirsen. 2005'e kadar Ankara'dan taşınmıştım. 2005'e kadar İstanbul'da yaşamıştım. Zaten past perfect bize mıştım işte çevirisi veriyordu. Onun için ben bu yapılara dikkat edeceğim. Before'un yanında böyle bir yapı görürsen, bir verb 2 görürsen, yani zaten şöyle bir hale geliyor. Before'un yanında verb 2 gelirsen diğer taraf ne oluyor? Had verb 3 oluyor. Bu yapı bizim için önemli. Ya da it was the first time. İlk kez bir şeyin olmasından bahsederken kullanabilirsin. Present perfect tense'lerde şöyle bir yapı kullanmıştık. Şöyle bir şey söylemiştik. This is ya da it is superlative yapıları bizi perfect tense'lere götürüyorsa o zaman it was superlative yapıları da bizi past perfect tense'lere götürür. Tamam, bunları unutmayın. Daha sonrasında geldim future tense'lere. Future tense'lerde de zaten bizim için önemli olan çok az yapımız var. Neler? Mesela gelecek gün ya da diğer gün. Gelecek gün, diğer gün, önümüzdeki gün, ay, yıl. Tomorrow, yarın anlamında. Next time, gelecek bir zamandan bahsederken. Ya da net bir şekilde çok ileri bir tarih verdiğinde. Following, sonraki gün, takip eden gün, ilerisindeki bir günden bahsederken söyleyebiliriz. Ya da in within. Bu yapı önemli burada da. In within yapısı three hours demiş. Mesela sallıyorum. Sen buraya mesela 2 weeks de diyebilirdin. 2 weeks. 2-3 saat içinde, 2 hafta içinde in ya da within aynı anlamda içinde anlamında kullanabilirsiniz. 3 saat içerisinde, 2 gün içerisinde. Hep bunlar bizi aslında anlam olarak ileriye götürecek. Mesela 3 saat içerisinde ödevini yapacaksın dersen ben 3 saat yani sana şimdiki bulunduğun zamandan 3 saat ileriye ya da 2 saat ileriye, 2 hafta ilerisinde, 2 hafta içerisinde evimi boşaltın dediğim zaman gelecek bir anlam kattığımı anlayabilirsiniz. Ya da soon yakında anlamında bunları da çok böyle zaten future için çok fazla anahtar kelimemiz yok. Bunları kullanıyoruz. Daha sonrasında future perfect tense'te de aslında past perfect'te ne yaptıysak yani until, by, up to bunların ya da before'ın yanında sen future bir anahtar kelime kullanırsan ya da 2080 denir şuraya. 2080'e kadar ya da 2050'ye kadar uzaya çıkmış olacağım dersen zaten future perfect tense'te bizim için mış olacak çevirisi veriyordu. Bunlar gibi yani until gibi, by gibi, up to gibi, before gibi yapıları görüp yanında geleceğe götüren bir anahtar kelimemiz varsa bunu da diğer tarafta biz ne kullanacağız? Will, have, verb 3 kullanabileceğiz. Tamam. Evet, şimdi bizim için anahtar kelimeler bitmiş oldu. Önemli olan tabii ki bunları ezberlemek, sorunun içerisinde çevirerek kullanabilmek. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Soruları çözerken çok yardımcı olacak bunlar bize. Soruları çözene kadar Cuma günü online dersimiz var. Cuma günü online beraber tense sorusu çözeceğiz. Cuma günü online çözene kadar siz bunları öğrenmiş olun. Benden size tavsiye. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.